esaslı malzemelere maruziyet ve beraberinde hasta olma düşüncesi çoğumuzun korkulu rüyasıdır. Ve artık bu maruziyet arttıkça son derecede kaçınılmaz olmaktadır. Günlük hayatımızda pratik olması sebebiyle mutfakların vazgeçilmezi olan alüminyum folyo maalesef yanlış kullanılmaktadır. Bugün sizlere alüminyum folyonun direkt zararlarından değil, ee, yanlış kullanımı neticesindeki ortaya çıkan zararlarından bahsetmeye çalışacağım. Bu konu çok önemli bir konu. Çünkü mutfaklara, restoranlara, nereye gidersek gidelim her yerde bir alüminyum folyo kullanımı var. Ama bu folyo aslında yanlış kullanılıyor. Eğer folyonun, bu görmüş olduğunuz folyonun şu kısmına herhangi bir gıda maddesini koyup temas ettirdiğimizde bir süre sonra bu e, alüminyum, malzemedeki alüminyum e, gıdaya geçmektedir. Buna alüminyum migrasyonu denmektedir. Bunun analizleri de yapılmaktadır. Migrasyon kelimesi, migration, İngilizce migration kelimesinden geliyor göçüşme anlamında. Yani e, gıdaya alüminyum transfer olması, bir nevi geçmesi anlamına gelmektedir. E, folyo neden çok yaygın kullanılmaktadır? Çünkü folyo çok iyi bir şekilde hava geçirmez bir, yapı sağlıyor. Bir gıda maddesini sardığınızda hava geçirmiyor ve bir gıdanın şeklini alması sebebiyle de çok tercih ediliyor. Çok pratik olduğu için de çok yaygın bir vaziyette kullanılmaktadır. Gördüğünüz gibi sıcak gıdalara temas etmesi halinde de bu bazen bir alüminyum esaslı bir malzemedeki bir gıda maddesi olabilir veya fırınlarda çok yaygın kullanılan tepsi üzeri alüminyum folyonun gıdaya da temas ederek pişirilmesi neticesinde sıcağın etkisi arttıkça da bu alüminyum malzemedeki alüminyum gıdaya çok fazla geçmeye başlamaktadır. Alüminyum yeryüzünde en fazla bulunan metallerden bir tanesidir. Sularda ve gıdalarda doğal olarak az miktarda bulunmaktadır. Doğal yollarla alınan alüminyumun toksik yani zehir etkisi yaratmayacağı bilinmektedir. Ee, bu ne zaman tehlikelidir? Ee, seviye çok yükseldiği zaman. alüminyuma direkt maruz kaldığımızda yükselmektedir. Alüminyum beyin, kemik, böbrek ve kan gibi çeşitli organ sistemlerinde yüksek dozda alınması halinde toksisiteye yol açabilmektedir. Hepimizin bildiği Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar başta olmak üzere ee, Stephen Hawking'in geçirdiği ALS hastalığı, yani amitrofik lateral skleroz hastalığı. Ne bileyim beyin hastalıkları e, gibi hastalık rahatsızlıklarda alüminyum kaynaklı e, toksisite çok bildirilmektedir Bu, e, kemik bozukluklarına yol açabildiği de birçok araştırmada gösterilmektedir. Bu yüzden alüminyuma yüksek dozda maruz kalmak çok tehlikeli. Özellikle Alzheimer hastalarının yapılan incelemelerde beyinlerinde çok yüksek düzeyde alüminyum olduğu tespit edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve FDA yapmış olduğu çalışmalarda haftada kilogram ağırlık başına 2 mg seviyesinde alüminyuma maruz kalmanın tehlike oluşturmayacağını söylerken EFSA Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ise burada haftada 1 mg vücut ağırlığı başına 1 mg alüminyumun e, tehlikeli boyutlara yol açmayacağını bildirmektedir. Bu yüzden e, otoriteler arasındaki bu farklılıktan dolayı da aslında bizlerin e, takip etmesi gereken ölçü bence 1 miligram olması gerekmektedir. 70 kilogramlık bir bireyin yani haftada 70 miligram alüminyuma maruz kalması tolere edilebilir, kabul edilebilir bir seviyedir. Son yıllarda sosyal medyada nereye açarsak açalım Ünlüsünden ünsüzüne pek çok mutfakta veya restoranda ünlü gurmeler, ünlü şefler bir bakıyorsunuz bütün etlerini alüminyum folyoya sarmış, balığı alüminyum folyoya sarmış ve yüksek sıcaklıkta onları pişirmekte hem de uzun uzun sürelerde. Bu kadar yoğun alüminyum söz, folyo kullanımı söz konusuyken de birçok çalışma alüminyumun net olarak gıdaya geçtiğini göstermektedir. Günümüzde artık alışkanlık haline gelen alüminyum folyo kullanımında et ve balık fırında pişirilirken yaygın kullanıyor dedik. bir takım çalışmalar göstermiş ki farklı et ürünlerinde bu sığır, manda, koyun ve tavuk etleri bir araya getirilip yapılan bir çalışmada üç farklı sıcaklık ve zaman diliminde alüminyum seviyeleri test edilmiş. Yani gıdaya ne kadar alüminyum geçiyor? Folyo standart kullanılmış ve 150 derecede 60 dakika, 200 derecede 40 dakika ve 250 derecede 20 dakikalık üç farklı sıcaklık ve süre sürede çalışma yapılmış. Burada şu görünmüş sonunda özellikle etlerde 250 derece ve üzeri sıcaklıkta en yüksek alüminyumun geçtiği tespit edilmiş. Bu yaklaşık %90 ile %400'e kadar varan seviyelerde bir alüminyum geçişti, geçiştiğini göstermektedir. En az artış Tahmin edeceğiniz gibi 150 derecede 60 dakikalık sıcaklıkta pişirilen ürünlerde test edilmiş. Gerçi onlarda bile mutlaka alüminyum geçtiği test edilmiş. Ama bir 250 derece gibi yüksek sıcaklıktaki kadar tehlikeli boyutlarda olmadığı tespit edilmiş. Burada özellikle alüminyumun geçişini etkileyen en önemli faktörlerden bir tane sıcaklık ve süre dedik ama Gıdanın yağ içeriği de çok önemli olduğu ortaya çıkmış. Ne kadar yağlıysa bir gıda, alüminyumun geçişi de o kadar hızlı olacak şeklinde bir sonuç çıkmıştır çalışmalarda. Özellikle alüminyum, alüminyum folyoda hazırlanan yemeklerde, onları fırınlarda pişirilen bir takım gıda maddeleri var. Onları da fırında pişirdiğinizde zaten gıda maddesinin içerdiği bir yağ var. Bu yağı da içerdiği için ve yüksek sıcaklığa maruz kaldığı zaman da alüminyum transferi çok çok hızlı olmaktadır. Bu konuya çok dikkat etmek gerekiyor. Alüminyum folyoya sarılarak pişirilen veya ızgarası yapılan fırınlarda, e, tavalarda pişirilerek e, uygulanan e, alüminyumda çoğu faktör e, birtakım faktörlere bağlı olduğu görünmüş. Alüminyum en fazla e, süre, ısıtma sıcaklığı, e, gıdanın bileşimi, Yağdan bahsetmiştim biraz önce. O ne kadar yağlıysa o kadar riskli. Gıda'nın pH değeri yani asitlik seviyesi ne kadar yüksekse bir domates gibi bir, bir limon gibi bir gıda maddesinde asitlik pH düşük olduğu için asitli olduğu için folyoya sararak siz bunu işleme aldığınızda çok daha radikal boyutlarda alüminyum gıdaya transferini görmektesiniz. Başka organik asitler, tuz gibi gıda maddesinin içerisinde var olan tuz da ee, var olan baharatlar da bu alüminyumun geçiş hızını arttırabilmektedir. Ee, bu pişirilen bir takım gıda örneklerinde e, işte 60 mg'dan 220 mg'a kadar değiştiği görülmektedir. Hatta bir çalışmada 1 saat ve 3 saat aralığında e, gıdaya ne kadar alüminyum geçiliyor, geçiyor diye bakıldığında 1 saatte 60 mg, e, 3, 3. saatte ise 220 mg gibi oldukça Yüksek eğride bir alüminyum geçişi olduğunu göstermektedir. Bu da bize aslında gıda maddesi ne kadar yüksek sıcaklıkta ve ne kadar uzun süre temas halinde bulunursa o kadar için fazla olduğunu göstermektedir. Yüksek sıcaklığa bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle asitli gıdaların e, folyo ile temasının çok tehlikeli olduğunu bahsetmiştik. E, bu tip folyoya sarılarak e, pişirilen veya bekletilen gıdalarda yüksek düzeyde alüminyuma maruz kalmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bir çalışmada ise alüminyum folyonun yapısında nasıl bir değişiklik oluyor? O bakılmış. Çalışma 185 derecede buçuk saat süreyle gıda maddesini, gıda maddesiyle temas halinde bulunan folyonun yapısındaki değişimi göstermektedir. Bakın burada gördüğünüz gibi folyonun bu süreçte, bu sıcaklıkta nasıl çok yakın çekim bir elektron, elektron mikroskobunda çekilmiş. Bu mikroskopta bakıldığında yapılarında çatlamalar olduğunu ve çok ciddi saçınım yaptığını yani alüminyumun gıdaya geçtiğini de kanıtlayan bir şey. Yani aslında görünüşte biz gözle baktığımızda bu sıcaklıkta pişirme yaptığımızda bir çatlama bir şey görmüyoruz ama aslında nano boyutta bakıldığında folyonun ne kadar zarar gördüğünü ne kadar deforme olduğunu görüyoruz ve bu da aslında gıda maddesine ne kadar fazla düzeyde alüminyumun geçeceğini bize gösteren kanıtlayan güzel bir çalışma. Dediğim gibi pişirme sıcaklığındaki artışla alüminyum geçici çok fazla olmaktadır in vitro yapılan bir çalışmada da mitokondriyal fonksiyon bozukluklarından oksidatif strese ve DNA hasarına kadar da yol açtığı gösterilmektedir alüminyum folyonun. Bir başka çalışmada ise alüminyum folyoya sarılarak yapılan bir çalışmada alüminyum folyoda 160 derecenin altındaki sıcaklıklar ile 220 derece arasındaki sıcaklıklarda pişirilen gıda maddelerinin seviyelerine bakıldığında 160 derece ve altındaki sıcaklıklarda son derece düşük olduğu, geçişin daha az olduğu görülmüş. Mutlaka olmuş ama daha az olduğu 220 derece ve üzeri sıcaklıklarda çok çok yüksek düzeyde geçişin olduğu görülmüştür. Bu da bize fırınlarımızda aslında pişirme yaparken 220 dereceyi aşmamız halinde ve içerisinde de alüminyuma temas eden bir gıda maddesi varsa tehlike sinyallerinin verdiğini göstermektedir. Ortalama bir insanda alüminyum alımı 70 kilogramlık bir yetişkinde haftada 14 ila 105 miligram seviyesindeyken çocuklarda 30 kilogram ağırlığındaki bir çocukta bu 21 ile 70 miligram alüminyum maruziyetini göstermektedir. Bu hem gıda alımı hem de istemediğimiz neticeler sonucunda alüminyumun bize bulaşmasıyla ortaya çıkan seviyeleri göstermektedir. Biraz önce başta bahsettiğim o yüksek düzeydeki Alüminyum bu seviyeleri bir anda aşabilmektedir. Biz bunu haftada derken aslında bu seviye bir günde bile olabilmektedir. E, o yüzden EFSA'nın bize haftada 70 kilogramlık bir bireyin 70 miligram alüminyuma maruz kalması kabul edilebilir derken buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ne kadar az alüminyuma maruz kalırsak o kadar iyi. Aslında alüminyum üreticileri alüminyumu tasarlarken bunu kullan şeklinde yapmış. Yani siz bunu eğer bir kere kullandıysanız bunu atmalısınız. Bunu tekrar tekrar kullanıyorsanız bakın gördünüz mü bu şekilde bir kere katladığınız anda burada mikro çatlaklar başlıyor aslında. Ve koruyuculuğu kalmıyor. Yani alüminyumu bir gıda maddesinde bir e, kabınızın içerisinde atıyorum hava almasını istemediğiniz bir şey var. Kabın üzerine koyabilirsiniz. Gıdaya temas yok. O zaman kullanılabilir. Hava almasını engelliyorsunuz. Son derece kullanışlı oluyor. Ama gıdaya özellikle yağlı bir peyniri düşünelim. Bir peyniri temas ettirdiğinizde hele bir de buna ısıl işlem uygularsanız kat kat artıyor bu risk. Ve ıı, direkt peyniri sararak yapılan hatta bir çalışma da var. 1 ila 3 günlük depolama süreçlerinde ıı, alüminyum seviyeleri takip edilmiş. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü günde ıı, giderek her gün alüminyumun geçişinin arttığı gözlenmiş. Çünkü peynir hem tuzlu hem yağlı ısıl işlem uygulanmasa da aslında temas olduğu anda alüminyum geçişi başlıyor. Ve siz ne kadar uzun süre buzdolabınızda saklarsanız da bu oran artmaktadır. Burada dikkat edeceğimiz önemli noktalar mesela bir domates de asitli bir gıda maddesidir. Bizzat asitli bir gıdayı alüminyumla hiç ısıl işlem bile uygulamadan muhafaza etmeniz alüminyum geçişini hızlandıracaktır. Çünkü asit yapısı Alüminyum yapısını bozmaktadır. Bu konulara çok dikkat etmekte fayda var. Daha sonra sizlere pişirme kağıdından bahsedeceğim. Sonraki videolarımda. E, ve e, hep yapılan bir, e, bir konu daha var. Peki alüminyum bu kadar geçiş sağlıyorsa biz bunun arasına yağlı kağıt koyarsak geçiş ne kadar olur? Onu da daha sonra ayrıntılı bir şekilde başka bir videomda anlatacağım. Görüşmek üzere.